Son yıllarda ülkemizin yaşamış olduğu çok şiddetli kuraklık ve kuraklık nedeniyle sulak alanlarımızın neredeyse %70'ine yakını tamamen kurumuş bir durumdadır. Bu gerçekten su üretimi, yine aynı şekilde ortamın nemi, toprağın nemi ile ilgili çok önemli kayıpları göstermektedir. 2010 yılındaki yapılan çalışmalarda, Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu çalışmalarda bizim 181 milyar ton suyumuz söz konusuydu ki 2022 yılına geldiğimiz zaman su miktarı 112 milyar tona düştü ki şu son aylardaki yaşadığımız kuraklıkla birlikte bu su seviyesinin 100 milyar tonunda altına düştüğü yetkililer tarafından belirtilmektedir. Ve bu su kaynağının akışlarının en önemli sirkülasyon merkezi olan sulak alanlardaki bu seviye düşüşleri göllerdeki, derelerdeki suların da giderek kurumasına neden olmaktadır. Ve ülkemiz çok şiddetli kuraklık sonucunda su kaynaklarını da tekrar kaybetmektedir. Kuraklık, yerkürenin yaşayacağı COVID'den sonraki en önemli salgınların başında gelmektedir. Suyun olmaması, toprağın, havanın kuruması bütün canlıların yaşamı için en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşamın kaynağı olan suyun ve su kaynaklarının mutlak suretle temiz tutulması ve korunması, iyileştirilmesi gerekmektedir. Baktığımız zaman bizim ülkemizdeki son günlerdeki göletlerdeki, barajlardaki, göllerdeki su seviyesi neredeyse %20'nin altına düşmüş bir vaziyettedir. Bu durum çok tehlikelidir. Biz bu kuraklığı, yağmuru beklemekle önleyemeyiz. Başka bir ifadeyle birçok bilim insanlarının da söylediği gibi ülkemizde kuraklığın temel nedeni yağışların yağmaması değildir. Geçen yıl bildiğimiz gibi yağışlar gayet iyiydi ama 3 ay sonra şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kalmış durumdayız. Bizim su kaynaklarımızla ilgili mutlak surette iyileştirmelere gitmemiz, atık suları kullanmamız, tekrar tekrar arıtarak kullanmamız, yine yağmur hasatını mutlak surette yerine getirmemiz, boşa akan suların kanalizasyona, yağmur sularının kanalizasyona değil, özel arıtım bölgelerinde, tüm ülkelerde, sanayide, evlerde toplanması gerekliliği hususunda önemli yaptırımlara geçmemiz gerekir. Yine aynı şekilde iğneden ipliğe kadar her şeyde tasarruflu davranmamız gerekir. Son 10 yıldaki 70 milyar tonluk su kaybımız çok ürkütücü bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir nevi 2023'ün suyunu da tüketmiş durumdayız. Çünkü ülkemiz çok şiddetli kuraklık yaşamaktadır. Yine Birleşmiş Milletler'in, NASA'nın ve iklimlendirme gruplarının açıklamış olduğu raporlarda Türkiye 153 ülke arasında kuraklık açısından, riski açısından 27. sırada yer almaktadır. 2040 yılına geldiğimiz zaman kuraklık çeken 17 ülke arasında 2. sıraya düşmüş olacağız ki bu ülkelere baktığımız zaman bir tanesi İran'dır ki İran'ı bir tarafa bırakırsak diğer 16 ülkenin nüfusu bizim ülkemizin nüfusu kadar değildir. Su kaynaklarımız giderek azalmakta fakat bunun yanı sıra nüfusumuz aşırı bir artış göstermektedir. Dünyanın her tarafında meydana gelen kuraklık bizde çok ağır bir şekilde hissedilmektedir. Bu kuraklık aynı zamanda bir salgın şeklinde ilerlemektedir. Zaten suyun, nemin az olduğu yerlerde su daha çok tüketilmektedir. Havadaki nemin azlığı, topraktaki nemin azlığı su kaynaklarının giderek kurumasına neden olmaktadır. Yaşamı başlatan, hayatı şekillendiren su doğada olmazsa olmazlarımızın başında gelmektedir. 20. yüzyılın sonlarına doğru dünyadaki su kaynaklarının giderek azalması ve kirlenmesi sonucunda İran'ın Ramsar kentinde 2 Şubat 1971'de bir araya gelen dünya ülkeleri, 100'e yakın dünya ülkesi, sulak alanlar adını verdiğimiz, işte derinliği 6 metreye geçmeyen, işte karasal, denizsel ve aynı zamanda nemli alanların oluşturmuş olduğu bölgelerdeki yapıların mutlak suretle korunması gerektiğini söylemektedir. Çünkü buralar biyolojik çeşitlik açısından çok zengin oldukları gibi aynı zamanda gen kaynaklarıdır. Başka bir ifadeyle ise doğal müzeler olarak kabul edilmektedir.